Okay Leute, heute sind wir bei Dem Café, einem türkischen Café in Fegesack. Deswegen ist das Video heute auch auf Türkisch und Englisch. Aber keine Sorge, wir haben deutsche und englische Untertitel für euch. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Kaç senedir burada çalışıyorsunuz? Ağustos'un 17'sine tam 5 senemi doldurdum. Almanya'ya ne zaman ve ne için geldiniz? Almanya'ya 1989'da evlendiğim için geldim. Vegesak'taki Türk topluluğu nasıl? Yani Türk topluluğu, yani ben çok varlıklarını göremiyorum iş yeri olarak en azından. Tabii ki var, çok Türk yaşıyor Vegesak'ta. Türkiye'de kendi toprağım, her ne olursa olsun Türkiye benim için, benim memleketim yani. Yaşamak ne kadar zor olursa olsun Türkiye, Türkiye. Tamam, şimdi de biraz kafeniz hakkında soru sormak tamam. İstiyorum. Kafenin isminin anlamı ne? Kafenin ismi Dem, demlenmekten geliyor. Yani kısalttık biz demlenmek çok uzun olacağı için. Ha. Hani demlenmek böyle kafa dinlemek, hani çayın demini almasının dan yola çıkarak bulunmuş. Ama açılımı tabii ki böyle dinlenmek, keyif almak, keyifli vakit geçirmek. Ondan yola çıkarak demlenmek dedik. Sonra onu kısalttık, Dem yaptık kafede. Açılış saatlerimiz sabah 9, akşam 19 arası. Yani yaz dönemi için tabii ki bu. Kışın değişecek gene 2 ay sonra saat 10 ile 18 arası. Gelen müşterilere hangi menüyü önerirsiniz? Da genelde karnıyarık bizim en çok sattığımız yemekler arasında, tam Türk mutfağına özel bir yemek. Müşterilerim çok beğendi. Herhalde en çok o gidiyor. Karnıyarık öneririm gene. Hünkar beğendi de yapıyoruz tabii ki, yeri geliyor. Yani çok değişik şeyler yapıyoruz. Ana yemeğimiz karnıyarık, tavuk şiş veyahut da tavuk sote. Hani et yemeyenler için etsiz yemeklerimizden de gene patlıcan, oturtma, o tarz şeyler yapıyoruz. Çayınız mı daha güzel, kahveniz mi? Çayımız çok, tabii ki çok güzel ama herhalde Bremen North'ta veyahut da Bremen dediğim şu anki en güzel kahve bizim dükkanımızda. Müşterilerimiz onu söylüyor. Çok, yani o kaliteyi yakalamak için 3 sene uğraştım. Makine değiştirdim, kahve firmalarını değiştirdim. En sonunda istediğim kaliteyi yakaladım. Değiştirmeyi de düşünmüyorum çünkü müşterilerimiz hakikaten çok memnun. Tamam, bu kadar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. So now we're gonna do a review on the cake, and as you can see, there's like this fruit right here, and then it's basically made out of. Stop laughing! That's not the point. We're gonna review two cakes. The right one over here, this one is a strawberry shortcake, and this one over here is a lemon cake. Okay, I'm just gonna eat. So first bite, you get the freshness from the strawberry itself. Then comes in the cream that's really sweet. But it's really good, actually really good. And then you can taste the ladyfinger that gives it a bit of like the cake vibe. The whole balance is for me quite well. Like the ladyfinger contrasts with the creaminess of the cream. So I'll give you a pretty good rating for that. Now I will try the cake. The cream and bread is like a 4-1, 1-4 ratio. I'm reviewing. I think there's a lot of cream. It's still good. The fruit is fresh. Good. It balances really well with coffee. This is the cold cafe latte. It perfect.
chocolate swirls in it. It's very good. So I'm trying the lemon cake. It's really good. It tastes a lot like lemon, this layer in the middle. And I also really like the strawberry sauce on top. Yeah, overall it's really good. Yes. Hello everybody. Now I'm going to be trying this tiramisu. Hello everybody. Now we're going to be trying this tiramisu. I'm gonna go for the chocolate first. It's really fluffy. The chocolate is actually very good. I don't taste the chocolate. They're there. Oh. There's like the chocolate outside and there's like a biscuit inside. It's like a layer biscuit. It's actually really good. This is really good. Yeah, it's not that sugary, which makes it better. If you like cream, you will love all of these desserts. Perfect. Thank you for watching our review part. Okay, das war das Stemcafé. Insgesamt, das Personal war sehr freundlich, das Essen war gut und es ist auch ein sehr schöner Ort. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal.